E-Futbol PES 2020'de Ana Lig'de Yılmaz Hoca'yla Ankara Keçiören Gücü'nde kariyerimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk maçımızı Balıkesir Spor karşısında kazanmıştık. 2-1. Balıkesir son dakika bayağı yüklenmişti. Maç 2-1 bitmişti. Zaman ileri al deyip devam edelim. Transferlerimiz devam edecek. 24. iş gününe geldik. Ayın 31'i son transfer günü. Bir forvetimiz daha vardı. Ona bir bakalım diğer takımlardan. Raman 447. Maaş bütçemiz uygun. Ve Raman, sen de takımımıza hoş geldin. Maaş bütçemiz 33 bin dolar kaldı. Başka bir transfere ihtiyacımız yok. Aşka Kayseri'den kiralıkmış. Ali Yavuz nereden? Galatasaray'dan kiralıkmış. Geri gelip devam edelim. Zaman ileri al diyelim. Ve Raman kulüp başkanı ile birlikte basın toplantısında basının sorularını cevaplayacak. Raman ikinci forvetimiz. Sen de takımımıza hoş geldin. Evet, burada olduğundan gayet mutlu. Kendi seviyesini, takımın seviyesini en üste çıkarmayı hedefliyor. Fotoğraflar çekildi. Ve devam edelim. Transfer sezonunun son günü 31 Ağustos. Birinci bölüm, kulüp başkanımız ve hocamız antrenman sahasında. Bilal Budak ile ilgileniyormuş Erzurumspor. Şu an başka bir transfer edecek bütçemiz yok. Yollayacak durumumuz yok. O yüzden hiç bakmadan İleri diyelim. Tüm teklifleri otomatik reddetmiş oluyoruz. Devam edelim. Eylül ayına girdik. İkinci maçımız Denizli Spor ile yine kendi evimizde Ziraat Türkiye Kupası. Takım yönetimine bir gidelim görüşmelere. Kiralık olarak alabileceğimiz oyuncular var mı? Bir onlara bakalım. Okay.
geri gelelim. İlk maçımız Denizli Spor'la Aktepe Stadyumu'nda. Sonraki maça gidiyoruz. Formalarımız tamam, her şey tamam. Ve ikinci maçımız Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk maçımız Denizli Spor'la. Yeniden Aktepe Stadyumu'ndayız. Hava şartları gayet güzel. Rakibimiz Denizli Spor. Oyuncular hazır. Maçın hakemi de geldi. Ve hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Top Raman'da. Raman topu çekti. Topu kaybetmedik. Kanada bir pas. Bilmem kaç denemesi. Bir ara pası. Top Diallo'da şut çektirmediler. Hemen çok uzaklaştırdılar. Top Denizli Spor'da kaldı. Hakem faul verdi. Evet, faulü tekrar izleyelim. Hiçbir şey yok ama Darby faulü aldı. Defansımız yerinde. Bir orta geldi. Top Özer'de. Özer Muğdat attı. Bir orta. Ömer şut. Top direkten döndü. Top hemen uzaklaştırdı. Uzun bir top. Top Denizli Spor'da kaldı. Top bizde. Diğer pası. Hatalı bir pas oldu. Diamante yetişemedi. Denizli Spor çok istekli. Ömer döndü. Top Darida. Şut ve top direkten döndü. Ve top alta çıktı. Denizli Spor vitesi arttırdı ilk dakikalarda. Uzun bir top kullandık. Raman indirdi. Diamante yetişemedi. Bir uzun top. Mehmet dikkatli. Top Ömer'de kaldı. Ömer şut çekti. Top döndü. Bir ver kaç denemesi. Bir deneme daha. Top kaptırdı. Diamante. Kronovic topu kaptı. Bir ara pas. Diomande. Diomande sıyrıldı. Topu çekti. İçeri bir pas olmadı. Geriye döndü. Muharrem. Diallo. Bir şut. Ve top dışarıda. İyi geldik. Şutumuz iyiydi ama maalesef kaleyi tutturamadık. Roko dönüşünü kullandı. Fatih topu alamadı. Top bende. Top bende hatalı bir pas oldu. Tamam. Önde bastı. Alamadı. Tekrar uzun bir top. Top bizde. Bir ara pası. Aka. Diomande'ye bir pas. Topu sakladık. Bir ara kaç denemesi. Bir ara pası. Raman. Raman. O şut çektirmedi. Top hala bende. Bir ara pas denemesi. Raman topa buluşamadı. Top uzaklaştı. Denizli savunması. Hatalı bir pas. Top bizde kaldı. Bir tane hatalı bir pas. Ömer. Topu geçiremedi. Henüz maçta gol yok. Tamam. Topu çekti. Topu kaptırdı maalesef. Tekrar uzun bir top. Top bizde. Raman döndü. Şutu ve toparlarda. Toparlarda. Raman topu aldı. Döndü ve vurdu. Olumlu hoca. Yeni transferimiz Raman. Ve Ankara havası açıldı. Raman'dan mükemmel bir gol. Topu aldı. Döndü. Vurdu ve topağlarda. Evet, bunu tekrar izliyoruz. Şut ve topağlarda. Denizli maça başladı. Denizli önde basıyordu. Tekrar uzun top attı. İlk golü biz bulduk. Uzun top. Serkaç denemesi. Hakem faul verdi. Bir kart gelir mi?
Sakatladılar Raman'ı. Raman'ı sakatladılar. Ali Yavuz yedekte bekliyor. Resmen kırmızı. Bir de itiraz ediyor. Terbiyesiz. Paslaşarak kullanacağım. Rakip 38. Sakin olmam lazım. Kaç Batma, kaç. Muharrem. Yorta. Korner mi? Hakem korner dedi. Tabii ki tellerden göremiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Baskı sıra kullanacağım. Topu da alamadık. Bunda baskı alamadık. Top bizde. Bir ara pası. Kurnovic. Bir pas. Hatalı bir pas oldu. Topu alamadık. Diomande koş. Yetişemedi. Ömer. Top Ömer'de. Darri. Şık döndü. Ömer. Mehmet savunmada. Mehmet uzaklaştırdı. Ömer'e çarptı. Bu sefer uzaklaştırdı ve ilk kere bitti. İlk kere Raman'ın golüyle 1-0 tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Aktepe Stadyumu'nda 1-0 öndeyiz. Devam ediyoruz. %57-%43 topa sahip olma oranı. İkinci yarı hemen başlayalım. İkinci yarı Denizli başladı. Uzun topları. Benim uzun oynuyor. Bu toplara dikkat etmem lazım. Top bende. Oyun açalım. Topu kapamadık. Dadi. Ömer. Bir ara pası geldi. Abdülkadir biraz daha hızlı. Topu uzaklaştırdık. Raman. Raman geri döndü. Raman topu alamadı. Kalesine döndü. Roko. Diomande'nin baskısı devam ediyor. Tekrar uzun bir top. Top bizde. Bir ara pası. Diomande. Gol olur mu? Kaleci son anda. Aysati faul kullanacak. Bir orta. Top bende. Top uzaklaştırdım. Taç. Uzun bir taç atışı. Top Oğuz'da kaldı. Tekrar uzun bir top. Aysel topu tuttu. Bir hakem taç dedi. Oğuz topu kaptı. Oğuz. Fatih. Ve maalesef top kornere çıktı. Dakikalar 64. Gürkan korneri kullanacak. Öne bir pas. Adım oradan. Ve topa kimse dokunamadı. Top süzülerek alta çıktı. Evet, pozisyon devamı. Burada Muharrem'le çarpıştılar. Kimse vuramadı. Devam ediyoruz. Bir bakalım yedeklerimize kimler var. Yorulan yok. Bu taktikle devam edelim. Uzun kullanacağım. Raman'a bir pas. Raman indirdi. Bir arkadaş denemesi. Diomande ve hakem offside dedi. Hakem offside dedi. Bir boy offside. Çok güzel bir ara pasıydı. Takımımızı geri çekelim. Fatih. Abdülkadir. Top Raman'da kaldı. Bir ver kaç denemesi. Bir ara pası. Diallo. Kaleci de karşı karşıya. Diallo. Kaleci son anı kurtardı. Top bizde. Muharrem. Aşkın. Aşkın'dan aşka. Yardıma gelen kimse yok. Sakin oynamam lazım. Yeni bir pas. Diallo. Şık bir dönüş. Şut geldi ve tekrar kaleci.
Tekrar kaleci. Top hala bende. Diallo. Şut. Rakipten sekti ve korner. Bugün kalecinin günü, Rocco'nun günü. Şık kurtarışlar. Tabii ki de şık şutlar. Dakikalar 76. Yine paslaşarak kullanacağım. Taşkın öndüre koşuyor. Taşkın. Geriye bir pas. Abdülkadir. Şut. Rakipten sekti. Diomani indirdi. Ve hakem offside verdi. Bu şutunla iki forvetimiz de maalesef offside'de kaldı. Rocco. Topu kullandı. Top bende kaldı. Diomani'ye hatalı bir pas. Uzun bir pas geldi. Rakiple çarpıştılar. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ve top asfaltta dışarı çıktı. Gol dedim. Burada tekrar uzun bir top. Burada kafa kafaya çarpıştılar. Bir ara pası. Kaleciyle karşı karşıya. Bu pozisyonu Murat değerlendiremedi. Evet, Deniz'de bir oyuncu değişikliği. Mayı göz oyuna öne çıktı. Rama topu indirdi. Diomande. Sakin oynamamız lazım. Diallo koşuyor. Bir uzun top daha. Topu indirdik. Bir ara pası. Hatalı bir pas oldu. Geriye döndük. İleri bir vuruş. Zamanda. Zaman indiremedi. Diomande koşuyor. Diomande topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya. Bir aşırtma şut. Top asfaltta dışarı çıktı. Ve top direkten dışarı çıkıyor. Harika bir şuttu. Az daha gidiyordu. Maalesef direkten dışarı çıkıyor. Kaleci isyan etti. Rocco. Dakikalar 87. Paslaşarak başladılar. Tekrar uzun bir top. Top bende. Taşkın. Bir ara pası daha geldi. Raman. Kaleci ile karşı karşıya. Bir ara pası. Diomande. Diomande. Ve maçı burada bitiriyor. Yılmaz Hoca'nın sevinci. Diomande'nin sevinci. Harika bir bitiricilik. Evet, tabii ki tribünler boş. Diomande'nin bitiriciliğiyle 90. dakikada, uzatmalara girdiğimiz dakikada 2-0 öne geçtik. Evet, burada harika bir bitiricilik. Denizli maça başladı. Diomande'nin önünde baskısı. Diallo, tabii ki takım çok yoruldu. Murat topa bastı. Ve top Dutat'a kaldı. Biraz topu döndürelim şöyle. Dutat'ın degajı ve maçı 2-0 kazandık. İkinci maçımızda, ilk Türkiye Kupası maçımızda, kendi evimizde, Denizlispor karşısında 2-0 maçı tamamladık. Kerem Ağam maçını hissediyor. Devam ediyoruz. Evet, diğer maçlar. Şöyle bir göz atalım. Kocaeli İstanbulspor'u 7-6 penaltılarla kazanmış. Erzurumspor uzatmalarda kazanmış. Devam. İşte Türkiye Kupası eşleşmeler. Trabzon'la eşleştik. Sol tarafta Beşiktaş, Galatasaray var. Sağ tarafa bakalım. Sivas, Adana, Ankara Gücü, Fenerbahçe. Devam edelim. Evet, ikinci lig maçımız deplasmanda Ümraniye Spor karşısında. Recep kabul etmiş. Gaziantep kiralık kabul etmiş. Kabul edelim. Ve 619 transfer bütçemizden azaldı. Recep geldi takımımıza kiralık olarak. Bunları ekleyelim. Tekrar tetkik olacağız.
zamanı ileri al deyip devam edelim. İkinci maçımız Ümraniyespor. Formaları tekrar kontrol edelim. Deplasman formamız kırmızı. Tamam, bu şekilde kalsın. Başlama vuruşu deyip hemen maçımıza geçelim. Evet, saha görüntüleri. Şimdiki maçımız Ümraniyespor'la. Ümraniyespor stadyumunda takımlar hazır. Hakem üçlüsü de hazır. Hızlı bir şekilde maçımıza geçiyoruz. Ümraniyespor maça başladı. Tabii ki önde baskımız her maçta olduğu gibi devam edecek. Topu alamadık. Abdülkadir topu kaptı. İleriye bir pas. Ünver kaç. Destekleyen yok. Tamam, tek kaldı orada. Top sakladı. Diallo. Diğer pası. Rama. Tekrar döndü. Şut! Ve kaleci son anda çeldi. Korner. Rama. Mükemmel bir dönüş ve mükemmel bir şut. Tabii ki kalecinin de mükemmel kurtarışı. Son anda topu çeldi kaleci. Kornere çıktı top. Ve kalecinin sevinci. Tekrar paslaşarak kullanacağım. Diallo. İçeri bir pas. Şut geldi ve top direkten dışarı çıktı. Şanssız bir an. Maçın başı. Bu maç uzun topla başladı. Top bizde kaldı. Rama toplamanda. Diomande. Bir ara pas denemesi. Atık defans yerinde. Ranović takip ediyor. Topu kaptı. Hızlı bir kontratak olur mu? Açka. İleri bir pas. Raman şutu ve top kalecide. Kaleci bu da. Ümraniye'de hızlı çıkmaya çalışıyor. Önde baskımız tabii ki sürüyor. Raman. İleri bir pas. Onur. Onur'dan ileri bir pas. Devale. Abdülkadir yerinde. Abdülkadir topu kaptı. Bunlar topu ayından çıkardı. Diomande'ye bir pas. Diomande. Raman'ı indirdi. Bir ver kaç. Yusuf topu aldı. Taşkın topu alamadı. Koşmaya çalışıyor. Yetişmeye çalışıyor. Taşkın topu aldı. Taşkın topu aldı. Hızlı bir kontra top olur mu? Diallo. 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 Diallo'nun şutu. Defastan döndü. Yusuf. Top tekrar Yusuf'ta. Ve hakem ilk yarı bitiriyor. Takımımız Ankara Keçören Gücü Ümraniye karşısında ilk yarıyı gol atamadan tamamladı. 4 şutum var. Ümraniye'nin 1 şutu var. Hemen bir şekilde devam ediyoruz. Raman'la ikinci yarıya başladık. Diomande'nin biraz daha ileri çıkması lazım. Krunović, Muharrem'e bir pas. Muharrem topu aldı. Geriye bir pas. Krunović, oradan şutu gelir mi? Krunović şutu defanstan sekti ve top kornere çıktı. Evet, bir oyuncu değişikliği geldi. Napolyon oyuna girdi. Abdülkadir'e yerden bir pas. Abdülkadir. Krunović, bir orta. Raman, kafa vuruşu. Ve Burak direkt topu kaptı. Burak oynayla başladı. Top Onur'da. Onur. Uzun bir pas. Bir orta geldi. Ve topağlarda. Topağlarda. Napolyon oyuna girdi. Yunus'u. Ayakkabısının tozunu sildi. Krampon'un tozunu sildi. Evet, yine bir tutuklu organizasyonu. Kapamadı. Bir
ortağı. Ve maalesef topu ağlarım tabii. Evet, moral bozmak yok. Gol atacağız. Diomande. Diallo. Diallo topu kaptırdı. Tekrar bir uzun top. Mehmet. Mehmet topu alamadı. Burta Napolyon'a dur dedi. Hemen oyunu başlattık. Diomande. Diallo indirdi. Bir ara pası. Bu maç yerinde. Raman topa yetişemedi. Taç atışını kullanıyoruz. Taşkı. Kırmızıç. Geri bir pas. Diomande. Şut geldi. Defans yerinde. Top hala bizde. Krnović. Muharrem. Tekrar Krnović. Pasitleyen kimse yok. Muharrem. Krnović. Bir şut gelir mi? Krnović. Bu top burakta kaldı. Çok uzak bir şut. Burak topu yine ile başlattı. Dakikalar 81. 1-0 geldiğiz. Deplasmandayız. Mehmet yerinde ama maalesef top kaybetti. Fatih top alamadı, şut geldi. Hemen uzaklaştırdık. Top Raman'da. Diomande. Bir ara pası. Ali Yavuz topu ağlarda. Kiralık transferimiz. Kiralık oyuncumuz. Galatasaray'dan kiralık Ali Yavuz. Girdi. Napolyon gibi girer girmez golünü attı. Dakikalar 87. Deplasmanda 1-1 yakaladık. Ümraniyespor hemen maça başladı. Değişiklikler geldi. Takımımız geriye çekelim. Deplasmanda 1 puan. 2'yi. Önüne basmayalım. Top kaptık. Taşkın. Son dakikalar artık. Ali Yavuz'dan bir ara pası. Diomande içeri döndü. Topu maalesef kaybetti. Artık son dakikalar. Ve hakem maçı bitiriyor. Napolyon dakika 54. Ali Yavuz dakika 88. Maç sonucu 1-1. Deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Top sahip olma oranları. Ümraniye 53. Ankara Keçören Gücü 47. 11 şutumuz var. Maalesef bir tane gol oldu. Devam ediyoruz. Evet, diğer maç sonuçları da bu şekilde. 4 puanla 4. sıradayız. Denizli, Tuzla ve Akhisar 2 maçlarını da kazanmışlar. Devam edelim. Milli takım kadrosu duyurusu. Buraya da hemen hızlı bir şekilde geçelim. Diğer maçımız Tuzla Spor. Kendi evimizdeyiz. Bu bölümden de şimdilik bu kadar olsun. Yılmaz Vural'la Ankara Keçiören Gücü'yle ana ligimiz E-Futbol PES 2020'de devam edecek. Transferlerimiz devam edecek. Lige çıkma savaşımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.